Merhabalar, League of Legends 2021 ödüllerine hoş geldiniz. Bugün League of Legends ile ilgili 2021'e çıkmış şeyleri en iyiden en kötüye doğru sıralayacağız. Her bir şampiyona albüme içeriye genel olarak bakıyor olacağız şöyle bir bu sene nasıl geçti diye. Çünkü çok yüksek noktalar ve çok zayıf noktalar vardı. Böyle bir 2021 katman listesi yapayım dedim. Ve şampiyonlarla başlıyoruz. Bu sene çıkmış olan zaten sizlere ankette de sormuştum aynı mı düşünüyoruz diye. ilk olarak Gwen'le başlayalım. Hikayesel olarak benim sevdiğim bir karakter değil. Çünkü Izoldenin ruhunun bir bez girmesiyle canlanan bir karakter... Canlanan bez bebek. Oyunda 150 tane şampiyon, 10 senelik hikaye, binlerce senelik bir evren var ve siz gidip canlanan bez bebek yapıyorsunuz. Hoş değil. Sevimli şampiyon karşıtı olan bir kişi değilim ama canlanmış bez bebek kadar klişe bir şeyi de kabullenemem. Sadece hikayesel yönden değil oynanış olarak baktığımızda da Gwen günümüzde son bir ayda League of Legends Türkiye sunucularında en az oynanan 30 şampiyondan bir tanesi göreceğini çıkmış bir şampiyon olmasına rağmen. Karşısında oynamak pek keyifli değil. Ee, çok aniden güçlenip can sıkabiliyor. Kendisini oynamak bana çok da eğlenceli gelmedi. Özellikle ultisi gerçekten çok. Birçok şampiyonun ultisi böyle o flash oyunları yaptım veya güzel hissettiren bir ultiyken güvenim bu parça parça atılan minik iğneleri nedense bana bir türlü o hissiyatı veremedi ve şampiyonun oynanışını da çok beğenemedim. O yüzden sonuç olarak bu kadar saydırdıktan sonra C ama belki B diyesim var. Hani böyle oynanışı o kadar da kötü değil diyerek ama hikayesel facialarını ve düşük oynanış oranlarını hesaba katarak C diyorum Gwen için. Sonrasında Akşan'a geliyoruz. En yeni şampiyonumuz. 2021'de aslında daha fazla şampiyon çıkacaktı ama bir kısmı yetişmedi biliyorsunuz. akşam hikayesel olarak benim gözümde tam bir facia biliyorsunuz. Çünkü o e, insan dirilten silahın sahibi kendisi. Bu silahın Sahibi bu silahın varoluş hikayesine sebep olmuş olan şampiyon. Resmen Akşan'ın oyun içinde birilerini diriltebilmesini hikayesel bir mantığa oturtabilmek için evrende çok gereksiz bir açık oluşturulmuş bir e, konsept bence. Sırf böyle a hadi dostlarını dirilten şampiyon olsun ama nişancı olsun o zaman hadi dirilten tabanca olsun birini öldürsün tamam tamam hikaye yediririz bunu gibi bir hissiyat yaratıyor bende belki öyle değildir belki gerçekten yaşasın antik böyle antik bir şuruma silahı yapalım falan diye çıkmıştır ama bana verdiği hissiyat bu ve bu hissiyatı hiç sevmiyorum ee, Sentinels of Life Sentinels of Light etkinliğine de çok yakışmadı. Şampiyonun karşısında oynamak tam bir işkence. Kiti aşırı over aşırı aşırı overload. Böyle pasifini okuyorsun 3 paragraf, bilmem ne yeteneği, bilmem kaç paragraf. Pasifler, aktifler, görünmezlikler, hızlar, bonuslar falan böyle. Hem e, şampiyon tasarımı açısından, hem karşısında oynamanın işkence olması açısından kötü bir şampiyon bence. Belki ben son dönemler bir ara ormancı oynadığım için bu konuda ekstra doluyumdur. Çünkü şampiyonu gank atın, unut! Öyle bir ihtimal yok. Adama gank'e doğru gidiyorsun, kancayı atıyor böyle Voli! diye gidiyor bir yerlere. Yakala, yakala yakalayabilirsin, öyle bir hız yok zaten. He, Zed'e falan gank atmakta benzer şeyler biraz ama bu daha bile çok yol kat ediyor büyük ihtimal. Bir de geçerken sıkıyor falan. Gerçekten karşısında oynaması da iğrenç. Tüm mekanikleriyle berbat bir şampiyon bence. Akşan. Ya şu iki şampiyon yapılmasa daha iyiydi bence. Hadi Gwen'le çok bir derdim yok ama hikayesel olarak öyle. Gelelim Vex'e. Vex hikayesel olarak çok daha e, karakteri güzel işlenmiş. Oyun içi animasyonlarına baktığında gayet güzel. E, o gölgesinin animasyonları, şampiyonun konsepti, oynanışı bunların birçoğu bana keyifli geldi açıkçası. Fakat yine karşısında oynamalı sıkıntılı bir şampiyon. Yani ben abi League of Legends oynarken kendi hareket kabiliyetimi niye düşünmek zorundayım sırf karşıda Vex var diye düşünsenize. O oyunda size atılma yeteneği koymuşlar. Bunu kullanmadan önce düşünmek zorundasınız sırf karşıda bir adet şampiyon var diye. Bunun içinden çıkılır mı abi? Yani şampiyonların birbirlerini counterladığı bir mantık elbette var ama Vex kadar böyle seni kendi yapma, yapmak istediğin aksiyondan e, böyle şey yapan doğru kelimeyi bulamadım. Vazgeçmeni sağlayan bir karakter pek yok ve Vex'in bu noktaları pek hoşuma gitmiyor. Biraz yine karşısında oynaması sinir bozucu bir şampiyon açıkçası. Ama dediğim gibi hikayesel tatlılığı, animasyonlarının güzelliği, dizaynı, replikleri ee, falan bunlar iyi olduğu için kendisine B diyeceğim. E, sanırım anketteki sıralamamızda Gwen daha yukarıdaydı ama emin değilim. Anketteki sıralamada tam böyle olabilir ve zaten hepimizin mutabık olduğu konu ee, ankette yetmişten fazla... ...2021'in en iyi şampiyonu oyu almıştı Viego ben bu videoyu yaparken. E, do aynı düşündüğümüzde sevindim bu noktada. 1- Karakterin temel dizaynı basit ve hoş. Üstelik beklentilerimizi e, çarpıtan bir şampiyon oldu. Çünkü hepimiz böyle mahvolmuş böyle yaşlı şey bir adam bekliyorduk ama... ...aşkı için dünyayı mahveden bir tipin... ...aslında çok daha ergen, kendini beğenmiş böyle... ...ve bir şekilde insanların gönlünü çalabilen... ...ee işte yakışıklı şımarık bir tip olması hikayesi olarak gerçekten çok mantıklıydı ve bunda karakterinde çok güzel işlemişler oynanış olarak baktığımızda temel kiti son derece geleneksel basit ve çalışıyor bir tane atak resitleyici minik yetenek atışın var bir tane ileri doğru biraz daha güncel farklı bir mekanikle ee, böyle harmanlanmış bir sersemletmen atılman var. Siste gezme böyle o kara sisin gelişini önce düşmanlarının görmesi sonra senin onun içinden saldırman falan bunların hepsi hoş şeyler üstüne bu biraz daha basitimsi olan o oynanışı sonsuz derinleştirebiliyorsun karşındaki şampiyonlara bağlı olarak. O şampiyonların bedenine girip çıkmak, değiştirmek falan yazılımsal olarak da prodüksiyon olarak da inanılmaz bir yük olmuştur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Viego teknolojik anlamda da başarılı bir şampiyon. Ha, e, çıktığında çok fazla bug'u oldu. Büyük ihtimal hala sıkıntılı interaksiyonları var. Bir dönem işte profesyonel maçlarda oynanamadı vesaire. Ama dizayn, duruş, oynanış, çıkış bunların e, hepsini ele aldığımızda Oyunda çok ünlü eski bir eşyanın e, o merak edilen karakterin ortaya çıkışıyla falan baktığımızda S'e koyuyorum. S artıya da koymama sebebim işte nedir? Belki oynanışı bir tık daha güzel olabilirdi. Sonuçta güzelden kastım şu. Epik olabilirdi. Böyle kara sisi falan kontrol eden, hayalet orduları şey yapabilen bir karakterden bahsediyoruz. Ve bu tarz yetenekleri hiç öne çıkmış değil. Ee, birilerini ele geçiriyor olması dışında çok öyle bir über bir eee görselliği yok daha böyle epik şeyler beklerdim ne bileyim Hecarim'in ultisiyle dalarken hayali süvarilerin görünüyor olması gibi falan düşünebilirsiniz ki çalışılan ultilerden biri buydu yanlış hatırlamıyorsam yavaş yavaş vadiyi karasiz kaplıyordu falan konuşmuştuk bir videoda ben de çok hatırlamıyorum neyse e küçük eksilerinden dolayı S artı vermiyorum Bangları Mangları dolayı ama kesinlikle S'i hak eden bir şampiyon Viego bence. Hextech Mayhem'i sevmek için çok uğraştım. Bakın ritim oyunlarını gerçekten seviyorum. Hextech Mayhem'i o videoda beceremeyişimden sonra dönüp tekrar tekrar oynadım. Birçok bölümü geçtim. Bir boss fight falan yendim. Dönüp bir bölümdeki bütün parçaları topladım. Bilmem ne şey yaptım. Ama oyunun müziğindeki senin uyman gereken ritimler oyunun ana ritminden o kadar ayrı hissettiriyor ki keyif alamıyorum. Çünkü diğer melodiye gidiyor kulaklarım. Bunu arkadaşlarımı da denettim. Ya bakın ben manyak mıyım? Böyle bir oyun yaptı League of Legends bir ritim oyunu. Ritmi bir dinlesenize dedim ve herkesten benzer görüşler aldım. Oyunun ana şeyi ritimken bana ritmi çuvallamışlar gibi geldi ve bu da oyunu neredeyse oynanamaz hale getirmiş. Yani böyle sembollere bakıp Hangi ritim falan olmaya çalışıyorsun? Çünkü şarkının ana patlayışının içinde çok alakasız ayrı bir segment gibi hissettiriyor. Oyun zor olsun, tek düze olmasın, biraz daha farklı olsun diye yapmışlar sanırım ama müziğe kapılıp akmakken bu oyun müziğin içerisindeki alakasız bir yolu bulup ona uymaya çalışıyorsun gibi hissettiriyor ve o akıcı eğlenceyi yok ediyor benim gözümde elbette bu benim görüşüm belki siz melodilerini çok beğenmişsinizdir belki siz bu tarz içerideki melodiyi bulmayı seviyorsunuzdur bilmiyorum yorumunuzu yazın merak ettim Hextech Mayhem'e güzel Türkçe seslendirmeleri animasyonları her şeyine rağmen D veriyorum D kadar kötü bir oyun değil ama benim Right Games'ten yükse e beklentim yüksek biliyorsunuz ee, Riot Forge'dan beklentim yüksek. Dolayısıyla daha iyi bir oyun olmasını beklerdim. En azından Netflix'e falan geldiğinde e, mobilden biraz daha çıtır çıtır oynanabilir bir halde olacaktır. O konuda bir duyuru yapıldı mı? Geldi mi? Geliyor mu? Ne oldu? Ondan da hiç haberim yok. Hextech Mayhem'den bir daha ses çıkmadı sanki. Ama buralar zaten Christmas dönemi. Ee, dolayısıyla Riot Games'in ana ofisi baya büyük tatildedir yani şirketin en büyük tatillerinden birini yapıyorlar e, Noel döneminde birçok şirket yapıyor dolayısıyla çok bir sesin çıkmadığı haberin olmadığı bir dönemdeyiz aslında neyse Ruin King öte yandan Forge'un kesinlikle harika bir başlangıç yapmasını sağlamış bir oyun bence. Prodüksiyon kalitesi çok yüksek, görseller çok iyi, müzikleri iyi, Türkçe seslendirme, full voice line, içinde tonlu hikaye, tonlu içerik, Farklı tur mekaniği hala oynuyoruz oyunu 8. bölümdeyiz hikayenin daha yarısını bile bitiremedik ki ben e, video dışında da side questlerle falan uğraşıyorum balık tutma mekaniği de eşya geliştirmesiydi de uzun zamandır beni bu kadar tutabilmiş bir RPG olmamıştı hem Bilgewater'ı keşfetmek gölge adaları keşfetmek karakterleri daha çok tanımak Onların iyi yazılmış diyalogları falan sistemleriyle her şeyle harika bir oyun mahvolmuş kral gerçekten. Bence bu listede ilk S artımızı e, hak eden element olabilir kendisi. Yani nereden puan kırardım diye düşünüyordum ama yanlış yaptıkları bir şey sanki yok. Gerçekten yok. Daha oyunu bitirmediğim için emin olamam. Belki hikayenin bağlandığı noktayı sevmem. Belki sevmediğim noktalar olur. Ah keşke şu da de olsaymış derim ama şu an 100 liraya oynadığım bir oyun olarak düşündüğümde rakiplerine göre inanılmaz korkunç içeriği var. Üstelik çok sağlam bir evrende geçiyor. Ee, Arkane yani bunu çok üzerinde durmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bugün story yani siz bu videoyu izlediğinizde dün e, story de attım, tweet de attım. zaten 9 ayrı en iyi ödülüne e, aday gösterildi Arkane'in birkaç tane bölümü özellikle yarattığın canavar bölümü işte en iyi senaryo, en iyi yönetmenlik, en iyi karakter animasyonu gibi böyle birden fazla ödülle layık gösterildi. Beklediğimizden e, fazlasını verdi Riot Games bu noktada. Hep bir LoL dizisi olsun, ya çok güzel olur LoL dizisi olsun diyorduk. Sonra Piltover olacak dendi, meee seçe seçe Piltover mı seçtiler neyse bir yerden başlamaları lazım dedik ve lafı ağzımıza tıktılar. İnanılmaz iyi bir hikaye anlatımı, İnanılmaz bir soundtrack, inanılmaz bir animasyon, inanılmaz bir dublaj ve seslendirme ve prodüksiyon her şeyle 6 senede adamlar oturmuş çalışmış bir şaheser yapmışlar. Benim için bu S artı 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 oldu. Hele bir de bu Amerika tecrübesiyle birleşince oraları görme fırsatı yakaladım. O kubbede Arkane'i izleyebildim. Zaun'a gidebildim. Hayal ettiğim her şey ve fazlası diye bir tier olsa Arkane'i oraya yapıştırırdım. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürler. Bak duygulandım Amerika'yı özledim. Gelelim bu sene çıkmış olan 3 tane mahvolmuş kral etrafında dönen animasyona. Bunlardan birincisi Ruination. Muah. O... Darius'un zihninin ele geçirilişi, Karasis'in birden her yere doğru yayılışı, Lucian ve Senna'nın ne oluyor diye işte o üstten bir şeyler yapması, o epik müzik, sahne geçişleri, Wayne ve Poppy'nin işbirliği biraz hikayesel tutarsızlıkta ve belki de bize bu ışık ıı, muhafızları etkinliğindeki hikayesel tutarsızlığın başını veriyordu aslında ilk ipucunu veriyordu ama çok güzel bir animasyondu yine de kaliteliydi. Hmm, nereye koyardım bu animasyonu? S'e hak ediyor mu? Şimdi Awakening'i, Warriors'ı falan düşündüğümde S'e hak etmiyor. Ama buradaki diğer içerikleri düşündüğümde edebilir. Ben şimdilik A diyeceğim. Bir de animasyonu izleyeli çok oldu en eskisi bu olduğu için çok e, belki de etkilendiğim bazı şeyleri unutmuşumdur ama kesinlikle bir Warriors, bir Awakening kadar falan vurmadı. A bir yere, animasyon tier listi yapalım. Aynen orada üzerlerinde ekstra dururuz. Burada kısa geçelim madem. Absolution. Oh. E, ee, Viego'yu <laughs> yendikleri sinematik. Graves'in Graves'in geldiği. Ya bunun üzerinde konuşmaya gerek var mı? <laughs> animasyon kalitesi falan iyiydi. Türkçe seslenmede büyük bir sıkıntı vardı diye hatırlıyorum şu an düşündüğümde. Yine bu, bu animasyonu o kadar izlemedim ki de. bu ne lan dedim. Hani bir sürü animasyonu tekrar tekrar izlerim ben League of Legends'da. İnsanları izletirim. Hani LoL ile alakası olmayan insanlara bile ''Aç da saygı duy bak şunu bir izle'' falan diye gösteririm sonra ve insanlar da ''Adamlar harbi yapmış'' derler genelde. Bunları izletmedim bile kimseye. Ee, dolayısıyla o yüzden aklımda da çok yok. Arkadaş çevremle bile pek paylaşmadığım bir animasyon oldu. O yüzden çok emin değilim ama net şekilde beni etkilemediğini ve hikayesel olarak güzel olmadığını hatırlıyorum. Sırf animasyon kalitesi, görsel güzellik falan hani o kadar uğraşmışlar diye D'ye koymuyorum. Ama Riot Games'in animasyonları arasında düşündüğümüzde özellikle hikayesi animasyonları arasında bence aşağıda kalıyor. Trash'in insan olduğunu keşfettiğimiz animasyon. E, biraz çocuksuydu ama eğlenceliydi, hoştu. Üstelik hikayenin bir yerlere ilerlediğini gördük. Trash'in buradan ruhları toplayıp kendi emelleri için bir şeyler yaptığını fark ettik. Onun Noxus'u açılmasıyla işlerin karışabileceğini ve hikayenin dinamikleşebileceğini, tarihin ilerleyebileceğini, hikayenin biraz akacağını gördük. Ee, bu yönlerinden ötürü kendisine Ruination'la da aynı yere koyamam şimdi ama B de diyemem. Aynı yere koyuyorum ama Ruination'ın artısı var. Hani böyle biraz şuralarda gibi o. Trash sanırım A uygun A. Evet B değil ya. A uygun Trash'e. Arcane soundtrack ee, zaten Spotify listelerinde de böyle bir ay içerisinde mi kendi haftasında mı ne böyle en çok dinlenen 10 albüm arasında falan girdi yanlış bilmiyorsam. İnanılmaz bir soundtrack. Daha ben bu videoya girmeden önce dinliyordum. Şu an play tuşuna bassam büyük ihtimal Arcane çalar. Arcane çalarsa telif yerim ama kontrol etmek istiyorum. Çok merak ettim öyle mi diye. Arcane listesi bitmiş, bittiği için rastgele LoL şarkısı vermişti. Ramgo adamı orada durdurup videoya girmiş. bir Bakın burada, iyi akşamlar Arcane diye duruyor. Neyse, harika bir soundtrack. Dinlemediyseniz dinleyin. Diziden anlara götürüyor sizi. Müthiş şarkılar var zaten. Ee, Arcane şarkıları tier list yapmayı bile düşündüm hatta bir ara ama bu albüm bence kesinlikle yine S+. Zaten içinde e, Woodkid olsun, Sting olsun, Ray Chen diye bir abi varmış o kemanist olan o çok meşhurmuş ben bilmiyordum. Bunlar çok başarılı. E, rap şarkısı çok tatlı. Ekko'nun bu Bones şarkısına ben bayılıyorum falan filan çok iyi işte. Pentakil 3. Senelerdir beklediğimiz Pentakil albümünün devamı oldukça güzel şekilde geri döndü. Hem de Viego ile birleştirilmiş şekilde ve Viego'nun biraz daha death metal'e kaçan şarkıları da e, beklediğimden daha çok hoşuma gitti. Favorim Edge of Night. İnanılmaz iyi bir şarkı. Dinlemediyseniz dinleyin. Pentakil 3 gerçekten yine takdiri hak eden bir eser olmuş. Tüm Pentakil albümleri gibi ama Pentakil 2'den iyi mi diyecek olursanız işte ona çok emin değilim ve o yüzden de S Plus diyemiyorum. Üstelik bu Pentakill albümünü gelen kostümlerle düşünelim. Playstation 3 grafikli animasyonuyla düşünelim. Bence onlar da keyifliydi. Playstation 3 animasyonu çok nostaljik, enteresan ve farklı bir etkinlikti League of Legends dünyasında. Canlı izlemediğim için çok pişmanım. Tekrarını e, izledim. Keyifliydi. Güzel bir e, işti Pentakil 3. Yine herkesin eline sağlık. Mundo rework. Mundo'nun kesinlikle rework'e ihtiyacı vardı. Özellikle de görsel anlamda ve bunu güzel başardılar. Ama şampiyonun oynanışının ne kadar iyiye gittiği konusunda inanın çok emin değilim. Çünkü eskisi gibi bunda oynayasım gelmiyor. Yani o düzeye vuruş mekaniğini ben minyon fırlatmaktan daha çok seviyordum. Evet şampiyona bir mekanik verdiler ama ben mekanik istemiyorum ki Mundo'nun olayı beyinsiz oynayabilmen. Satır fırlat üstüne koş, satır fırlat Aşırı basit bir şampiyon olması onun keyifliydi zaten ve bu minyon fırlatma muhabbeti birden bire yine stratejik derinlik kattı. Ben gittikçe yaşlanıyorum, siz gittikçe basit şampiyonları zorlaştırıyorsunuz. Bunun aramızda açtığı uçurumun farkında mısın Riot Games? Ben bu oyunla başa çıkamıyorum artık abi. Gerçekten çok fazla mekanik, çok fazla karışıklık, basit şampiyonların bile gittikçe kompleksleşiyor olması beni pek memnun etmiyor. Artık gerçekten kaldıramıyorum yani zaten zaten yeter yani anlatabiliyor muyum? E tabi bir yandan da kendini oyuna veren insanlar için daha kompleksleşmesi ve ileri gitmesi lazım ama oyunculara yeni şeyler ve daha derin mekanikler vereyim derken full kendini veren ve ustalaşan oyuncuların kuyusunu derinleştirirken biz artık biraz daha emekliye çekilmiş, biraz daha bu oyunu seven ama böyle casual moda geçmiş insanlar için işleri zorlaştırıyor gibi hissediyorum. Ben yani bundan çıkıp çok daha derin bir konuya gittim. Bunun üzerinde daha çok düşüncelerimi toparlamam öyle aktarmam lazım şu an böyle aniden geldi ama anladınız ya siz beni değil mi? Beni anladığınıza eminim. Zaten sevdiğim şey bu. Birbirimizi anlıyoruz. Bu inanın bana çok kıymetli. Neyse Mundo'yu dolayısıyla görsel güzellikleri, hikayesel sevimlilikleri, animasyon tatlılıkları, rework'ün genel olarak başarılı bir rework olmasını hesaba katarak A'ya koyasım var. Sırf E yeteneğini ben çok sevmiyorum ve benim beklentimi şey yapmadı diye B'ye koymayacağım. Çünkü en az A'yı hak eden bir rework olduğunu düşünüyorum. Başarılıydı. Uh, sıkıntılı konulardan bir tanesine geldik. Işık muhafızları etkinliği. Hikayesel bir facia, tam bir hayal kırıklığı. Teknolojik anlamda çok başarılı çünkü istemcinin içine bu şekilde bir campaign'in koyulması çok tatlı, çok başarılı. Ee, aktif bir şekilde lol oynayarak oradan hikayenin ilerlemesi, istemcinin içinde yeni bir şeyler çıkması falan çok iyi. Onun ayarını başta kaçırdılar, bir fazla grind oldu, sonra açtılar, fazla hızlı ilerledi bir şeyler oldu orada bir patladılar. Onu biliyoruz ama onun dışında bir de bir yudum su içeceğim izninizle çok konuştum özür dilerim. Evet, hmm. diğer oyunlara akışı ve işte ne bileyim, aaa TFT listeye koymadım, TFT, Legends of Runeterra gibi şeylerde hmm, Yine hatta Valorant'ta bile ışık muhafızları ile ilgili bir şeyler olması, bana gelen bu ışık muhafızları kutusu ve e, böyle eve gelen işte ışık muhafızı testi var bize katılman lazım şeklindeki puzzle gibi gerçek hayat şeyleri yine başarılıydı ama işte bu hikayesel çuvallama bütün olayı çökertti. Oyun içi istemcideki diyalogların rezilliği bütün olayı çökertti. Akşam Gwen bütün olayı çökertti. En azından e, yine storylerimi takip edenler görmüştür. Çok uzun bir açıklama yayınladılar bununla ilgili 1-2 hafta önce. Ve her şeyi kabullendiler. Bakın bunları bunları böyle düşünerek yaptık. Böyle sonuçları oldu. Siz bunu böyle beğenmediniz. Bunu bir dahakine böyle yapacağız diye Sorun neydi, nasıl düzelteceğiz? Neydi, nasıl düzelteceğiz? diye etkinliğin her bir noktasını didik didik incelemiş, insanların şikayet ettiği her şeyi kaydetmiş, yorumlamış, analiz etmiş ve çözüm üretmişler en önemlisi. Yani ee, evet beklentinizi karşılamadığımız için özür dileriz, bir sonraki seneye daha iyi yapacağız şeklindeki bir klasik oyun firması açıklaması değildi bu, o makale. Gerçekten Neyi yanlış yaptıklarını kabullenen ve gerçekçi çözümler üreten e, bir yazıydı. Bunu takdir ettim. Yazıda yine bir iki içime şey vardı. Ama genel toplama baktığımızda kesinlikle güzel hareketti bence. E, bu bufferlardan, işte diğer oyunlara akmasından, güzel şeylerinden ötürü tüm fiyaskolara rağmen Işık muhafızları etkinliğine B veriyorum. Çünkü gerçekten dediğim gibi oyunları az önce anlattım bunların hepsi. Şimdi 2021 Dünya Şampiyonası şarkısını mırıldanmanızı istiyorum sizden. Kendi kendinize hadi. Mırıldın. Sinematiklerle aynı etki. Kafamda kalmadı bile. Dünya Şampiyonası şarkılarını ben genel olarak çok beğeniyorum. Son iki senedir çok aklımda kalmıyorlar. Bu senekini düşündüm. Şarkı neydi? Adı neydi? Klipte ne anlatıyordu? Melodisi nasıl? Hatırlayamadım bile. Açmam gerekti böyle. E, siz de hatırlayamadıysanız, adı öyle <laughs> Ben böyle şarkıları mırıldandığımda genelde insanlar anlamazlar. Orada anlaşamıyor olabiliriz. Bu, bu, bu şeylerde kötü olduğum söyleniyor. E, ama bence gerçekten etkileyici bir şarkı değil. Kötü bir şarkı değildi. Ama diğer Dünya Şampiyonası şarkılarına ve kliplerine baktığımızda o kadar akılda kalan bir element değildi. Dolayısıyla kendisine C veriyorum. Ultimate Spellbook, 2021'in oyun modu, ee, teknolojik anlamda enteresan ve başarılı, güzel play'ler ve ilginç sahneler ortaya çık çıkaran yani ne bileyim işte şey dedim Yuumi ile çok et yükleri yiyebiliyordunuz falan, kocaman Yumi yapabiliyordunuz, Yumi var mıydı oyunda hatırlamıyorum, o tarz şeyler anladınız siz, ee, ilginç senaryolar ortaya çıkaran, fantastik şeyler yapan, insanların gerçekten oynarken eğlendiği ve istatistikleri de birçok oyun moduna göre başarılı olan bir oyun modu oldu. Ben oyun modlarını çok takan bir insan değilimdir. Yani herkes örfe çıldırır. Ben asla örf oynamam açık böyle. İlk birinci örfü çok oynadım. Neredeyse lolü bırakıyordum. Manyak gibi oynamıştım çünkü. O zamanlar oyun modları o kadar şeyde değildi böyle. Tam doyum noktasına ulaşmıştım League of Legends'da bildiğin. Bunu ben bile oynamadım çok oyna. Bunu ben bile oynadım. Çok oynamasam da. Dolayısıyla güzel bir oyun moduydu bence. S verir miyim emin değilim League of Legends'a yeterince yakın olduğu için ama bir yandan Bir oyun modundan ne bekliyoruz değil mi aşırı da değişmesin Değişik bir twistti S verelim mi Bir pentakil 3 eder mi şimdi emin olamadım Ben kendim çok şey yapmadığım için A veriyorum ama oyun modu severler için bence gerçekten S sınıfında benim S oyun sınıfım S sınıfındaki oyun modum Nexus Blitz abi Muah Haritası müthiş. Süresi fixed. Oynanışı keyifli. Daha basit bir lol tecrübesi sunuyor. Aramı kaldırın Nexus Blitz getirin abi. Yemişim aramcıları sırf 10 senedir alışmışlar aynı köprüde oynuyorlar diye her şeyi oyun modlarında aramcılara şey yapıyorsunuz. Boş verin alışır onlar Nexus Blitz'e 5 seneye. Gelelim yeni sezonun ejderhalarına. Bunlar ilk çıktığında duyurulduğunda çok hype'lanmıştım. Ee, değişiklik geliyor, güzel, fresh bir hava, yeni mekanikler falan ama oynadıktan sonra ağır geldi. Yani altı farklı ejder olması, böyle Hextech Vadisi geliyor, metro istasyonuna dönüyor Sirdar Vadisi, oradan oraya ışından kim nereye gitti, üf. Zaun ejderi gelince milletin yeniden doğması, etrafı sis basması falan yine benim o az önce Mundo'da ağladığım casual'lık konusuna dönüyoruz bana çok geldi bu ejderler. Ee, görsel olarak çok beğendim. Fikren çok beğendim ama oyun tasarımı ve oyunun kompleksliğini fazla arttırması ve Sirdar Vadisi'ne kattığı kaotiklik açısından gerçekten gelmese daha memnun olurdum sanırım noktasına. Maalesef gelmiş durumdayım. Bu kadar şey dedikten sonra B desem ayıp olur. C desem düşük olur ama sanırım C diyeceğim. Sırf gerçekten oyunda yarattığı etkiden hoşlanmadım diye. Unuttuğum elementlerden bir tanesi e, TFT Set 5 bu sene mi çıktı emin değilim Set 6'dayız değil mi? Set 6 mekanikli hextekli olan e, Bence çok başarılı bir set Şampiyon roster'ı güzel Mekanikleri eğlenceli Falan hoş geldi Ona S ya da A verirdim Set 5 bu sene çıktıydıysa ki sanırım öyleydi Set 5 ve 5.5 .5 beni hızlı sıktı biliyorsunuz pek oynamadım. Set 4'ten daha iyiydi ama set 6'dan daha kötüydü. Ona sanırım B veririm ama çok hafızamda değil. Belki unuttuğum bir iki animasyon ya da şarkı olmuş mudur diye düşünüyorum. MSI şarkısı olabilir belki. Onu da çok hatırlayamadım bir bakayım. Hmm. MSI 2021 LOL song. Start right here. Yine hatırlayamadım mesela. Açıp telif yemek istemiyorum ama çok hatırlayamadım ama benim yoğun olduğum bir döneme denk gelmişti diye hatırlıyorum ve genel olarak e, gerisinde unuttuğum çok bir şey olmadığını düşünüyorum. Enemy'yi ayrı koymadım koysaydım ese koyardım hani soundtrack ve arcane bu ikisini zaten bir kombinasyonu sayılır. Eee durumlar bu şekilde mahvolmuş kral videolarımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili arkadaşlar 8. bölüme geçeceğiz çok yakında 7. bölümde hikaye çok ilerlemediği için 8'i hızlıca yapmaya çalışacağım Sizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yorumlarınızı bekliyorum sizce bu tier list doğru mu neyi daha yukarı neyi daha aşağı koyardınız elbette her zaman gibi bunların benim tercihim olduğunu lütfen unutmayın sizinkiler farklı olabilir farklıysa anlatın sizin bakış açınızdan da dinleyelim hepinizi yanaklarınızdan bir sürü öptüm bay bay